Muharrem Balcı Bey, sağ olsunlar bizi kırmadılar, lütfettiler. Davetimize icabet ettiler. Nasip olursa hukuk devletine giden yolda basamak taşları kavramlarımız konulu bir sunum olacak inşallah. Bugün istifade edeceğiz bu çerçevede. Bu cuma günkü programımızda 2 Mart Cuma günde Doktor Mücahit Uluçan Bey misafirimiz olacak. Kültür ve tarih bilinçsizliği çerçevesinde sunum olacak. Gelecek hafta iki tane değerli misafirimiz var, büyük bir tevafuk. Çarşamba günü eski Diyanet İşleri Başkanlarından Profesör Doktor Mehmet Görmez Bey misafirimiz oluyor. Cuma günü de Sait Yazıcıoğlu Bey misafirimiz oluyor. Arka arkaya iki Diyanet İşleri Başkanı. Diyanetten gidiyorsunuz. Mehmet Görmez Bey İslami ilimlerde usul geleneğini sunacaklar. Sait Bey de çıkış yolu için dini analiz konusunu sunacaklar inşallah. Her cuma olduğu gibi bu cumada bayanlara yönelik saat 11'de Rahim Hanım fıkıh çalışması olacak. Arzu Hanım da siyer çalışması olacak. Bayanlara yönelik bu çalışmalar devam edecek inşallah. Bunları duyurmuş olalım. Evet, Muharrem Balcı Bey 1952 yılında İstanbul'da doğdu. İlk orta öğrenimini Sarıyer'de, lise öğrenimini İstanbul Sarıyer Lisesi'nde tamamladı. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak avukatlık stajına, 1979 yılı Şubat ayında fiilen avukatlık mesleğine başladı. Halen serbest avukatlık yapmaktadır. Evli 4 çocuklu, 6 torunludur. Avukat Muharrem Balcı maşallah, fiili avukatlığın ve hukuk çalışmalarının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşlarının kurucu üyesidir ve bu kuruluşların çalışmalarına etkin olarak da katılmaktadır. Bunlar arasında Hukukçular Derneği, Mazlumlarla Dayanışma Derneği, kurucu üyelikleri, Tüketiciler Birliği Onur Kurulu Başkanlığı, Hasta Hakları Aktivistleri Derneği ve Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi'nin kurucu üyeliği ve Onur Üyeliği, Onur Kurulu Başkanlığı, pardon, Araştırma Kültür Vakfı'nın kurucu üyeliği, 69. dönem Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanlığı, Sınırsız Kardeşlik ve Dayanışma Derneği ile Dünya Yetimler Eğitim Vakfı kurucu üyeliği yapmış olup birçok sivil toplum kuruluşlarında fahri hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Hukukçu dostları ve öğrencileriyle birlikte Eylül 2014'te kurduğu Hukuk Vakfı'nın başkanıdır. 21 yıldır maşallah, nazar değmesin, kesintisiz, tatilsiz, İstanbul'da 2008'den itibaren Ankara'da, 2011'den itibaren Üsküp'te, 2014'ten itibaren Gaziantep'te, 2016'dan itibaren Konya'da, 2017 Kasım'dan itibaren de Adana'da Genç Hukukçular Hukuk Okumaları grubunun çalışmalarını yürütmekte ve bu çalışmaların topladığı birikimlerin de 2003, 2006, 2009, 2010, 2016 editörlüğünü yapmaktadır. Maşallah. Allah izni versin inşallah. Çok sayıda makalesinin yanı sıra yayınlanmış kitapları, araştırma raporları, tebliğleri, konferansları vardır. Mecelleyi Tanzimat ve İslahat Fermanları'nı ilk defa sadeleştirerek genç hukukçulara sunmuştur. Yayınlanmış kitapları MKK ve Demokrasi, Hukuk, Ordu, Siyaset 3. baskısı gerçekleşti. Eğitim öğretiminde haklar ve yükümlülükler, üniversitelerde disiplin cezaları ve hak arama yolları, ihtilafların çözüm yolları ve tahkim, temel belgelerde insan hakları, Avukat Gülden Sönmez Hanımefendi ile beraber hazırlanmış bu çalışmayı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi salı okumalarındaki birikimleri yayına editörlüğü, ayrıca Aliye ve arkadaşlarında yol haritası ve gelecek tasavvuru konulu çalışmaları var. Bizim burada var mı kitap kitabı? Yok. Peki. Aliye ile ilgili de bu arada TRT'de salı akşamları dizi var. Ali günlerde tutmak önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ali'ye iyi bir buluşmuş bağımlısı oynuyor. Öyle mi? Ona para kese. Eyvallah. Bizim derdimiz hukuk. Ama ister istemez böyle hukuk yaparken siyasete de arada bir dokunup çıkıyoruz. Dolayısıyla bu akşam burada da bazen böyle hani Ecevit vitesi vardı eskiden, boşa atarlardı. Bazen öyle bir şeyler de olur. Çünkü sebebi şu,
hukuk, eskilerin deyimiyle fıkıh. Fıkıh, insanın lehine ve aleyhine olanları bilmesidir. En basit tarif. Ne benim lehimedir, ne benim aleyhimedir. Şimdi bunu niye söylüyoruz? Bu ülkenin insanları çok uzun zamandır fıkıhlarından yoksunlar. Yani leh ve aleyhlerinde olanları bilmiyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyet'ten bu tarafa, hatta Tanzimat döneminde, son dönemlerinde bile insanlar fıkhi bilgilerini temin edemez oldular. Fıkıh deyince hep işte abdest, taharet, suların kirliliği falan, hep bunlar akla geliyor. Bu değil ama. Bununla beraber ne benim lehimedir ne aleyhimedir. Şimdi böyle baktığınızda buradan başlıyorum. Evet. Bulamadık birader. Oradan mı yönlendirecek? Bunun içerisinde siyasi bilinç dahil olmak üzere ülke yönetimi, uluslararası sistem, bunların hepsi aslında fıkıh içinde dahildir. Ama ne hikmetse biz fıkıh derken hep böyle ibadet ve muamelatla vaziyeti idare eder olmuşuz. Tabii Türkiye'nin bir de makus bir kaderi var. Hukukçuların en az ilgilendiği alan hukuk bu ülkede. Şaka yapmıyorum. Kendimle alakalı söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hepinizin İstanbul'da tanıdığı bir dünya hukukçu vardır. Avukat, hakim, savcı, öğretim üyesi. Öğretim üyelerine hesaba katmıyorum. Onlar mecburen kitap yazmak zorundalar kendi alanlarında. Ama onun dışında avukatları özellikle söyleyeyim. Kaç avukat tanıyorsunuz kitabı defteri olan, makalesi olan, buraya çağırıp konuşturabileceğiniz? Son derece az. Böyle bir kader olabilir mi? O hazırlanana kadar bir vaka anlatayım size. Biraz ısınmış olayım ben de o konuya. Bir gün bir oda Aksaray'da bir vali arkadaşım geldi. Beni bir cumaya götür dedi. Hemen yakında bir camiye gittik. İmam da iyi bir hadis alemi, Priştineli, Arnavut. Gittik, çok yoğun bir kış günü. Çıktık bir grup arkadaşımız, avukat arkadaşımız. Ki 10-15 yıllık avukatlar o civarda. İmam Hatip mezunu büyük bir kısmı. Bekleşiyorlardı. Hayırdır dedim. Dediler ki, işte Hoca Efendi'yi bekliyoruz. Hayırdır? İşte her cuma namazdan sonra birimizin bürosunda yemekli sohbet ediyoruz. Bir de ben haftaya da bana gelin dedim. Hoca Efendi'yi bekledim, onu da davet ettim. Haftaya bana geldiler büroya. Masayı kurduk, yemek yedik. Hoca Efendi'ye dedim ki, hocam bu arkadaşlarla ne yapıyorsunuz? 13-14 avukat. Hepsi erkek. Dedi ya işte sohbet ediyoruz. Ne anlatıyorsun dedim. İyi bir Müslüman nasıl olur? Eyvallah. Peki bir sonraki hafta birkaç yıldır toplanıyorlarmış. Yine onu anlatıyoruz dedi. Peki üçüncü, beşinci hafta ya bundan iyi konu mu olur dedi. Eyvallah bundan iyi konu olmaz. Peki dedim bu arkadaşlar sana ne anlatıyor? Hoca Efendi'nin kafası düştü. Döndüm arkadaşlara. Hepsi benim gençlerim bunlar. Hukukçular Derneği'nde yetiştirdiğimiz arkadaşlar. Siz Hoca Efendi'ye ne anlatıyorsunuz? Kafaları düştü. Dedim yani sizin bir Hoca Efendi'ye anlatacağınız iki konunuz yok. Hep dinlemeden kalıyorsunuz. Türkiye'de hukukçuların profilini anlatan çok güzel bir örnek bu. Evet. Besmele ile başladık. Çünkü Ali'ye merhum Besmele'yi iki nedenden dolayı kurucular kurulunda çekerek başladım diyor. Birincisi her şeye kadir olan Allah'a dua etmek. Zaten hep tüm surelerin başında yer alması, namazdan sonra okunması, her yerde Fatiha'nın okunması
Ana sebebi bir kere duadır. Ama şu ikinci bölümü bize hep unutturdular. Birçok şeyi hatırlattığı gibi Aliya Besmele'yi de bize hatırlatıyor. Diyor ki o Besmele dini özgürlüğün bir simgesi ve rejime itaatsizliğin açık bir işaretiydi. Besmele aynı zamanda bir devrimci ruhtur. Sahibini söyleyen dili ve ruhu bir devrimci noktaya doğru götürür, yürütür. Aliya ve arkadaşlarının hazırladığı İslam beyannamesi veya burada yayınlanan adıyla İslam deklarasyonunu okuduğumda ben dünyada hiçbir şekilde yayınlanmamış, konuşulmamış bir Müslüman toplum tasavvuru görmüştüm. İki kere Bosna'ya gittim. Birinciye gittim, geldim, kitabı yazdım. Bir dipnot kalmıştı. Bir daha gittim onun için. O dipnotu tamamlamak üzere Aliya ve arkadaşların nerelerden beslendiğini görmek için ve bu besmele o beslenme kaynaklarından sürerek çıkardıkları bir anlamdı. Değerli arkadaşlar, hukukun sujesi veya muhatabı insan. İnsandan bahsetmeden insan olmaksızın hukuk konuşamayız. Veya hep böyle konuşulduğu için soyut kalmış. Hukuk bizim kılcal damarlarımıza kadar inememiş. Tabii ki fıkıh diyoruz. Lehimize ve aleyhimize olanları bilmek diyoruz. Bu ne demek? Bizim kılcal damarlarımıza kadar, sinir uçlarımıza kadar duhul etmesi demek. Ama böyle anlaşılmıyor. Ve Kur'an-ı Kerim muhatabını, ki muhatabı zaten insan, terbiye ederek başlıyor. İnsanı tanıtarak başlıyor. İnsana verdiği yükü, yüklediği yükü anlatıyor. Sonra da bu yükün ne kadar ağır olduğunu, dağlara yüklediği, biz zaman yükleseydik, onu taşıyamayacağını söylüyor. Bir başka yerde de, insanoğlu nankördür, bu yükü yüklendi diyor. Bir başka ayette de. İnsanın fıtratında bir nankörlük olduğunu da bize Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Arkadaşlar, hukuk yabancı dil gibidir. Kullanılmaz. Bildiğiniz yabancı dil. Yabancı dili bir gün çok güzel hallettiğinizi düşünürsünüz. Bir müddet uzak kaldığınızda bakarsınız ki o dil çürümüş. Sizde artık çok az bir şey kalmış. Hukuk da böyledir. Kullanmazsanız çürür. Türkiye'de hukuk kullanılmadığı için şu an hukuk tarihimizin ve yargı tarihimizin en kötü 15 yılını yaşıyoruz. Bunu 46 yıllık bir hukukçu olarak söylüyorum. Hukuk tarihimizin en kötü 15 yılını yaşıyoruz. Tabii üzerinde duracağız şimdi. Veya sorularınızla da daha sonra açacağız bu konuyu. Evet, konumuz şu. Hukuk devletine giden yolda basamak taşlarımız var. Nelerin üzerine basarak gidiyoruz? Tabii ki bunlar kavramlar. Ama ondan önce bir ısınma yapalım yine. Bir yanlış anlaşılmayı düzelterek başlamak lazım. Devletler toplumlar için vardır. Toplumlar devletler için oluşturulmamıştır. Tıpkı gemiler limanlar için yapılmamıştır. Limanlar gemiler için yapılmıştır. Bunu çok iyi bildiğimiz halde hukuku toplum için yapılmıştır demiyoruz. Toplum hukuk için yapılmıştır. Hukuku kim yapıyor? İktidar, egemen güçler, sistemin sahipleri, statüko koruyucuları, kamu düzeninin işte malikleri falan bla bla sayabilirsiniz. Onlar hukuku üretiyor. Kim için? Hem şu yanılsamayı yaşarız biz. Bizim için ürettiklerini düşünürüz. Öyle ya, biz seçip gönderiyoruz. Ama oraya gönderdiğimiz hukukçuların hiçbirinin, istisnasız söylüyorum, hukuk adına görevlerini yaptığını ben yine bu ömrüme, bu yaşıma gelene kadar da şahit olmadım. Çünkü hukuk kullanılmayınca çürüyor. Şimdi dikkatinizi oraya çekmeden bir giriş yapayım.
Mikrofonu eline alan herkes bu ülkede, tabii etkili ve yetkili kişileri tırnak içinde ifade etmek istiyorum, başat bir cümle söylerler. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bunu söylemeyen siyasi duydunuz mu? Eğer çok aşırı radikal bir muhalif değilse tabii. Muhalifse tabii o da benim gibi söyleyemez onu. Bu söz doğru mu? Aslında bu akşam bunu göreceğiz bir noktada. Hukuk devleti. Hepimiz biliyoruz. Devlet üç unsurdan oluşuyor. Toprak olacak. Toprağın üstünde insanlar olacak. Bu insanların bir iradesi olacak. Devlet kurma veya devlet olma iradesi. Devlet kur. Peki bunun hukuk devleti olması için o toplumun herhalde hukuk toplumu olması lazım. Hukuk toplumu olmayan insanlar hukuk devleti kurabilirler mi? Sorun cevabı basit, kuramazlar. Niye kuramazlar? Hukuku bilmeyen, hukuku üretmeyen, hukuku yaygınlaştırmayan bir toplum nasıl hukuk devleti kuracak? Ha şunu söyleyebilirsiniz. Biri de gelir, birisi gelir. Bu reis olur, führer olur, monark olur. Efendim işte bilmem şu olur, bu olur. Gelir, devleti kurar, hukuku da oluşturur. Eğer buna razıysanız, zaten buralarda olmanızın bir anlamı yok, buralarda olmazdınız. Buna razı olmadığımız için bu vakıfları ve dernekleri, sivil toplum kuruluşlarını oluşturuyoruz. Peki, Türkiye bir hukuk toplumu mu? Arkadaşlar, hukuk toplumunun özelliği, hukukun kılcal damarlara yayılmış olmasıdır. Hani fıkhına malik olmak, kendine yararlı veya zararlı olanı, lehine veya aleyhine olanı bilen toplum, fıkıh toplumu. E bu toplum bunu biliyor mu? Burada 90'lı yılları yaşayan epeyce dostumuz var. 80'li ihtilalden sonra çok güzel bir okuma süreci yaşadı Türkiye. Ben o zaman yayıncıydım. Her çıkardığım kitaptan 1000 tane Diyarbakır'a gönderiyordum. Sormadan. 400 tane de Batman'a. Sonra oralarda Hizbullah olayı oldu falan, okuma kesildi. Fakat Türkiye'nin her tarafında çok iyi bir okuma süreci başladı. 90'lardan sonra işte solda sivil toplum anlayışı 80'de ve hemen akabinde işte Ali Bulaş'la Medine vesikasıyla gelen bir STK sivil toplum anlayışı bizde de oluşmaya başladı ve biz çok yoğun bir şekilde dernek ve vakıf faaliyetlerine, özellikle insan hakları alanında ve bunun türevleri işte tüketici hakları, hasta hakları, mülteci hakları gibi bir dünya, biraz önce burada Mehmet Bey saydı gibi dernekleri, vakıfları oluşturduk ve işte burada Mavera'da yine böyle bir istekten oluştu. 90'lı yıllarda biz, şimdi orada ismi geçen Gülden Sönmez gibi İHA'da, benim bir dünya hukukçu öğrencim ve bir sürü sivil aktivistle ev ev, dükkan dükkan, dernek dernek, vakıf vakıf, platform, zemin ne derseniz hepsini dolaşarak bu insanlara haklarını anlattı. Kitaplar yazdık, haklarımız başlıklı kitaplar yazıldı, benim yazdıklarım var, başkalarının yazdıkları var. Mesela kapıdan kazıklanıyordu insanlar. Özellikle işte anneler, teyzeler, yengeler 10 liralık bir çanağı 110 liraya alıyorlardı. Nasılsa pırasa gibi 10 tane senet veriyorlardı. Onu da değil, tek senette 10 taksit. Şimdi var mı bu? Niye yok? Bu adamlar kendi kendilerine mi köylerine çekildiler? Yok, şimdi başka türlü soygun yapıyorlardı mutlaka da. Ama o zaman bu çalışmalar insanları uyandırdı. Bu çok önemli bir vaka. Peki ne oldu bu topluma da 2002'den sonra hak aramayı unuttu, hak arama zeminlerini unuttu ve hükümetle kol kola, hükümetin her istediğine imza atar hale geldi. A hükümeti, B hükümeti değil. Başka bir iktidar da gelseydi bu olacaktı. Onu da söylüyorum. Yani AK Parti anlamında söylemiyorum. Sebep, başta hukukçularımız olmak üzere hukuku unuttular, kullanmadılar. Kullanılmayan organ gibi kullanılmayan bilgi de çürüyor ve hukuku çürüttüler.
Peki hukuk toplumu olması için ne gerekiyordu? O zamanlar biz bilgiyi yaygınlaştırıyorduk. Tüketici haklarını yaygınlaştırıyorduk. Daha sonra hasta haklarını. Mazlumlar bünyesinde genel anlamda insan hakları. İki tane dernek vardı. Biri İHADE, solcularındı. Biri de mazlumlar. Bizim kurduğumuz bir dernekti. Ben de kurucusuyum. Ama dediğimiz gibi insanlara kendi haklarını broşürlerle, kitaplarla, konferans seminerlerle anlatıyorduk. Sonra bu kesildi. Hukuk toplumu olma yolunda bilgiyle beraber, bilgiyi vererek gidiyorduk. Fakat mesela yönelişte benim arkadaşlarım, biz bir çevreydik, içinizden bazıları tanırlar. Arkadaşlar dediler ki 2002'de, bizim bugüne kadar oluşturduk vatanımızı, düşünceleri, sloganları veya fikirleri AK Parti iktidara getirdi. Bize gerek kalmadı dediler ve misketler alıp evlerine çekildiler. Bir tek ben kaldım orada. Çok güçlü ve çok iyi bir entelektüel zemindi bu. Artık bilgi, sadece biz yapmadık ki bunu. Birçok zemin aynı düşüncelerle bilgi üretiminden vazgeçti. Nasılsa iktidar geldi, bu söylemlerle bilgiyi üretecek dediler. Yani biz bilgi toplumu olmaktan vazgeçtik. Dolayısıyla hukuk toplumu olamıyoruz. Peki bilgi toplumu nasıl oluşur? İletişimle oluşur. Şu aramızda yaptığımız şey bir bilgi toplumu olma yolunda bir ameliyedir. Bir eylemdir, bir işlemdir. Birbirimizi bilgilendiriyoruz. Biraz sonra soru kısmında siz bilgilendireceksiniz. Ben size düşüncelerimi söyleyeceğim. Dolayısıyla bir de şuna bakalım. Türkiye toplumu bir iletişim toplumu mu? Nereden anlarız? Bizim temsilcilerimiz var, öyle değil mi? Meclise seçerek gönderiyoruz. Gerçi biz seçmiyoruz, birileri seçiyor, önümüze koyuyor listeyi. Bu listeye oy veriyoruz biz. Tanıyalım, tanımayalım. Ama diyelim ki biz seçiyoruz numaradan da olsa. Oraya gönderiyoruz. Kendi aralarındaki iletişimine bakın. Hangi edebiyat kullanılıyor mecliste? Logar edebiyat, kanalizasyon edebiyat. Birbirleriyle böyle konuşuyorlar. Çok affedersiniz, sinkaflı konuşuyorlar. Kadın milletvekillerine küfreden milletvekilleri var. Erkek milletvekillerine küfreden kadın milletvekilleri var. Toplumun iletişimin en güzel aynası orası. Ha orası öyle de üniversitede farklı mı? Barolar farklı mı? Bizim entelijansiye diyebileceğimiz kesin aralarında bu dili kullanıyor. Peki nasıl buna iletişim toplumu diyeceğiz? Ha o zaman... İletişim toplumu nedir? Teknolojinin tüm imkanlarını kullanacak bir kere bu toplum. Genç enerjiyle olgun birikimi buluşturacak. Burada bir örneği var. Öğrenciler var, gençler var. Orta yaşlılar var, yaşlı demiyorum. Orta yaşlılar var. Hukuk mantığının oluşumuna imkan tanıyan bir toplum yapısı. Ama bu iletişimle mümkün. Sivil öncelikler. Peki bir de şuna bakıyoruz, iletişim toplumu kriterinde. Türkiye'de en başta siyasiler olmak üzere ve onların yönlendirmesiyle ayrımcılık ve nefret dili. Arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasi, hiçbir yönetici, cumhurbaşkanı, devlet başkanı veya aşağılara doğru hiç kimse vatandaşını hainlikle suçlayamaz, biliyor musunuz? Bu hem yasal değildir, hem hukuki değildir. Türkiye'de bunu yaşıyoruz. Daha alt tabakalarda insanlar, topluluklar birbirlerine karşı ayrımcı dil kullanıyorlar. Affedersin Ermeni ifadesi. Bir zaman çok tartışıldı. Veya buna benzer. Veya Kürtlerle alakalı benzer ifadeler. Kimler? Öbür taraf. İşte Türkçüler, Kürtçülere, Kürtçüler, Türkçülere. Ve bir nefret dili. Arkadaşlar nefret dili bir insanlık suçudur. Yani soruşturması ve kovuşturması mürürü zamana bağlı olmayan en ağır suçlardandır. Ama biz bu suçu her gün işliyor bizim yöneticilerimiz, siyasilerimiz. Her gün. Açın gazetelerdeki beyanatları, ayrımcılık ve nefret dili. Şimdi bunun bir insanlık suçu olduğunu bilmeyen bir toplum ve bu toplumun yöneticileri nasıl iletişim toplumu oluşturabilir ki bir bilgi toplumuna geçebilelim? Şeytan taşlamaktan namaz kılmaya vakit bulamıyoruz.
aramızda kavga etmekten bilgi iletişimi yapamıyoruz. Bırakın kucaklaşmayı falan, ondan vazgeçtik. O zaten mümkün değil. Bilgi toplumu. Bilginin toplumun kılcal damarlarına ulaştırılabildiği bir toplum yapısını ifade eder. Bunu söyledik ve bu anlamda da STK çalışmalarımız. Evet, buradan hukuk toplumu. Arkadaşlar, bir ülkede hukuk düzeni veya hukuk sistemi bir kere karmaşıksız olacak. Yani herkesin anlayabileceği bir dilde olacak. Siz Türkiye'deki mevcut yasaları okuduğunuzda anlıyor musunuz? Bana ben okudum bütün yasaları anlayabilirim diyen kimse var mı içinizde? Olamaz, çünkü ben anlamıyorum. Şaka yapmıyorum. En son OHAL kararnamesiyle bir düzenleme yapıldı, bir tartışma oldu Türkiye'de. O gün sabah resmi gazete yayınlandı. Basın bunu duyurdu. Adalet Bakanı dedi ki, evet dedi, haklısınız. Bu cümle değiştirilebilir, değişmesi gerekir dedi. Sonra bir başka bakan aynı şeyi söyledi. Ertesi gün bu iki bakanımız da bunun dili mükemmel dedi, bu herkes anlıyor dedi. Sebep, Tayyip Bey yukarıdan bir laf etti, dedi ki işi kaynatmayın dedi, bu böyledir dedi, herkes bunu anlıyor dedi ve herkes de anladı. İstisnasız Türkiye'de herkes anladı, ben hariç veya birkaç hukukçu hariç herkes anladı. Ama bakın, 28 Şubat sonrasında FETÖ'nün hakim ve savcıların hukukla nasıl oynadığını biliyoruz. Bugün ceremesini çekiyoruz. Yarın bu ifadeler, daha doğrusu ifadesizlikler yarın hepimizin, hatta bu OHAL yasalarını çıkaran insanların başına dert olacak. Ben bu filmi bir kere görmedim ki. 72'den beri ben bu filmi izliyorum. Bu filmin de aktörler içindeyim, yani figüranlarındayım. Oyuncusu değilim ama figüranıyım. Hukukun içindeyiz, yargının içindeyiz. Dolayısıyla hukuk karmaşıksız olacak, uyulabilen olacak. Yani herkes uyacak buna. Hiç kimsenin bir Merkel teyzeye ihtiyacı yok Türkiye'de. Bir Merkel teyze ihtiyacı hissettiğiniz anda burada uyulabilen bir hukuk yoktur. Oraya tekrar geleceğim. Aklıma geldiği için önce söyledim. Karadenizli'nin bir özelliği vardır. Ben Karadenizliyim. Bazen Tayyip Bey de öyle yapar, sağ olsun. En son lafı en önce söyleriz. Ve etkili olacak. Yani caydırıcı olacak. Verilecek cezalar, yargı mutlaka caydırıcı olacak. Peki, hukuka inanmamış kişi veya kurumların çoğunluğunu oluşturduğu bir toplum. Yönetimi, yönetme erkini gasp eden atanmışlara devreden, AK Parti iktidarı öncesinde askeri bürokrasiden bahsediyorum. Kimi, neden, ne surette, hangi özellikleri için seçmiş olduğunu bilmeyen, Türkiye'de seçmen, çok güzel bir söyleşi var. Şu AİHM'de eşi olan kadının kocasının ismi neydi? Liberal. Işıl Karakoç. Efendim? Işıl Karakoç. Onun kocası. İktisatçı. Eser Karakaş'la yapılmış çok mükemmel bir röportaj var. Şimdi adam yurt dışında. Kaçtı gitti tabii de. Diyor ki, Türkiye'deki hukuksuzlukta seçmenin yararı var. Yani bütün bir söyleşiyi bu cümleyle özetleyebilirsiniz. Bunu da ifade ediyor zaten. Yani insanlar eyvallah diyor. Niye? İşte çocuğuna iş gerekecek, siyasilere gidecek, partiye gidecek. Efendim kendisine ihale lazım veya bir sürü gerekçelerle insanlar hukuksuzluklara eyvallah diyor. Peki hukukun etkililiği nerede kaldı? Etkili değil. Tek kişinin iki dudağı arasına sıkışmış. Biraz önce verdiğim böyle bir dünya örnek. Bütün hukuk tarihimizde var bu. Size hemen eskilerin hatırlayabileceği bir vaka. Bir gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terlik kanunu çıkarıldı. Hatırlayan var mı? Özal döneminde. Bu kanun ne zaman iptal oldu biliyor musunuz? Kaldırıldı. Bilen var mı? Yarım saat sonra. Yarım saat sonra bu kanun iptal oldu. Nurettin Güven ithalatını yaptı, ihracatını yaptı. Tabii gönderdiği terlik değildi. Çaput gönderdi.
yüksek bir KDV aldı, bilmem ne oldu falan derken kanun yarım saat sonra kalktı ortadan. Çok etkili bir hukuk sistemimiz var çünkü bizim. Tüm bu özellikleriyle hukuk toplumu evresine ulaşmamış kitleler hukuk devleti kuramazlar. Evet, hukuk devletinin oluşumu için bir hukuk toplumuna ihtiyacımız var. Hukuk toplumunun oluşabilmesi için bir bilgi toplumuna ihtiyacımız var. Bilgi toplumunun oluşabilmesi için bir iletişim toplumuna ihtiyacımız var. Formül budur. Bu sıralamayı takip etmeyen hiçbir ülke hukuk devleti ismini alamamıştır. Batı'da 50 milyon insan telef olduktan sonra 2. Dünya Savaşı'nda şapkalarını önlerine almışlar. Bir sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yapmışlar. Bu süreçten geçerek yapmışlar. Ha diyeceksiniz ki yani herkese karşı mı? Hayır. Kendi halklarına karşı böyle bir sorumluluğu yerine getirerek böyle bir sözleşme yapmışlar. Türkiye için şu an bunu herhalde hayal görüyoruz. Evet, hukuk devleti derken hukuk devleti neler yapmaz? Yapamaz. Neleri yapabilir dediğimizde bütün dünyanın örneğini önümüze koymamız lazım. O çok zor. Burada saatlere sığmaz ama neleri yapamayacağını konuşabiliriz. Çok bazı örneklerle. Mesela hukuk devleti küsmez. Gereğini yapar. Yani şimdi siz şunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zeytinburnu'nda adam 3 tane kule yapmış. Sultanahmet'in süliyetini icabına da bakmış. Süliyet falan kalmamış. Öyle bir başka örnek mimari de yok. Ama Cumhurbaşkanımız dedi ki ben ona küstüm dedi. Arkadaşlar hukuk devleti küsmez. Gereğini yapar. Yapmazsa oraya çıkıp Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir dememek gerekir. Hukuk devleti adayıdır falan deseler hani onlar belki kabul edebiliriz ama daha henüz bilgi toplumu, iletişim toplumu da değil. Ama hukuk devleti küsmez. Bakın burada isimlerin önemi yok. Aynı şeyi Özal da yapmıştı. Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz dedi. Çok meşhur bir söz. Eskilerin hepsi biliyor. Ormanların kralı aslan. Bir gün böyle biliyorsunuz aslanlar kedi gillerdendir. Uyurlar ama böyle tavşan uykusu gibi bıyığının altından bir fare geçiyor. Fareyi kapıyor. Diyorlar ki ya sen orman kralısın. Ne olur? Yol olur diyor, yol. Hukuksuzluk bir kere işlenirse yol olur. Artık onun önünü kimse alamaz. Ve İstanbul bir AVM ve rezidans cennetidir. Niye? Yol oldu. Ha o mu yol yaptı? Hayır ondan evvelkiler de hep yapılıyordu zaten. Haşim İşcan'dan bu tarafa Türkiye'de imar meseleleri hep yol oluyor zaten. Ama aynı şey devam ediyor. Bir farkımız yok. Makabiliğe şamil yasa yapmaz, yapamaz. Yani yasaları geriye yürürlük prensibini koyamaz. Çünkü bu evrensel bir kuraldır. Evrensel kurallar aşılamaz. Aşılırsa bütün bir hukuk ve insanlık tarihine ihanet edersiniz. İdam yasası çıkaramazsınız. Geçmiş olsun artık. Çıkarırsanız hele bir de bunu geriye yürür. Efendim 15 Temmuz'dan bu tarafa bu suçu işleyenlere yürütemezsiniz. Daha önceki aylarda, yıllarda da daha geriye doğru yürütemezlerdi. Yürütülemez artık. Bu bitti. Buna başka tedbirler, başka hukuk yolları gerekebilir. Ama bunu yapamazsınız. Burada kitleleri harekete geçirip ellerine ip vermek doğru değil, yanlıştır. Kitlenin eline ip vermek, ihkak-ı hakkı onlara önermektir. Yani hakkın zor alımı. Bu kimin tekelinde? Devletin tekelinde. Devleti niye kurduk? Hakkımızı zor alımla alıp almaya kalkıp birbirimizi öldürmeyelim diye bir devlet kurduk. Devlete yetkiyi teslim ettik. Dedik ki bizim hakkımızı sen alacaksın ama birileri bizim elimize ip veriyor. Hakkınızı alın diye. Geçen de bir yerde bizim komşuyu soymuşlar. Hırsızı yakaladılar bir tanesini. 3 kişiymiş birini yakaladılar. Nasıl vuruyorlar Allah? Can verdi demiyorlar. Ne yapıyorsunuz? Araya girmeye çalıştım. Beni de hırsız yerine koydular.
Sen onu tutuyorsun. Ya onu tutuyorsun demiş. Adamı öldürseniz burada veya yaralasanız o ceza almayacak hırsızlıktan dolayı. Serbest bırakılacak, siz içeri gideceksiniz, 10 sene yatacaksınız, 20 sene, belki 30 sene yatacaksınız adamı öldürdüğünüzden dolayı. Farkında mısınız? Değiller. Niye? Bu kitleye linç kültürü öğretiliyor onun için. Yine bir örnek. Sayın Cumhurbaşkanımız bir söz söyledi. Dedi ki, bu hainler cezalarını çekip çıktıktan sonra da halk bunların cezasını verecektir. Hangi cezayı vereceksiniz? Söyler misiniz bana? Bir adam cezayı çekmiş çıkmış. Bunun artık başka cezası var mı? Var, ahirette vardır. O Allah'ın bileceği iş. Siz tekrar bu insanla çıkıp linç edebilir misiniz? Veya bu söz bir linç kültürüdür. Ama düşünmeden, bilinçsiz de söylenmiş bir söz. Ama bunları hep yan yana getirdiğinizde hukuku konuşuyor olmuyor muyuz? Hukuk devleti kazanılmış hakları geriye alacak düzenleme yapamaz. Bu da evrenseldir. İKK hakkı reddeder, tavsiye edemez. Bir şey daha. Şüpheden sanık yararlanır. Bu evrensel bir kuraldır ve İslam'ın da hükümlerinden bir tanesidir, kurallarından biridir. Hiçbir şekilde şüpheden devlet yararlanamaz. Sudan'dayız, sene 1996. Bir grup hukukçu, 9 kişi, 9 günlük bir inceleme gezisi. Necati Ceylan, Şeref Dursun, Hüsnü Tuna, Refik Hoca, sizin hocanız, dekanınız, efendim, şimdi Ahmet Sorgun milletvekili, 9 kişiyiz. Adalet Bakanı'yla konuşuyoruz. Ha, bir şey daha söyleyeyim. Sudan, 1996'da döndüğümüzde bu 9 hukukçunun ortak kanaati şuydu. Sudan, Türk hukuk sistemi, Sudan hukuk sisteminin seviyesine varabilmesi için Sudan hukuk sisteminin yerinde sayması kaydıyla 50 yıla ihtiyacımız var. Sudan'dan bahsediyoruz. Afrika'da bir ülke. 26 milyondu o zaman. Şimdiki kanaatim 150 yıla ihtiyacımız var. 50 değil, 150. Asgari. 50 yıl daha yaşayamayacağım için daha ötesini söyleyemiyorum. Bakanla karşı karşıya oturduk, böyle toplantı halindeyiz. Dedi ki, bizde de olan bir şey, yeniden yargılama. Bir davanın tanığı, o davadan hüküm giymiş, hükmü kesinleşmiş cezaevindeki adam için gelip, ben yanlış ifade verdim, beni yönlendirdiler, kandırdılar veya beni zorla ifade verdirdiler, aslında bu adam suçsuzdur dediğinde hemen yargılamayı açarız ve o ifadeyle o adamı salarız dedi. Şimdi 96'da işte 72-96, 24 senelik hukukçuyum ben göya. Dedim ki ya bu suistimali açık bir şeydir Sayın Bakan, böyle bir şey olur mu? Biraz da güldüm tabii. Ne dedi biliyor musunuz? Bakın bu sözü sadece hukukçular değil, kafasında beyin taşıyan herkes alnının çatısına yazması lazım. Ya doğruysa, arkadaşlar bu bizim hukuk mantığımızın başladığı yerdir. Ya doğruysa, yani burada bir şüpheli durum var, bu sanık lehine veya hükümlü lehine yorumlanır. Hiçbir zaman şeyin lehine yorumlanamaz. Devletin lehine yorumlanamaz. Orada hukuku öğrenmeye başladım ben. 24 sene sonra. Evet, şimdi hukuk devletine gidiyoruz ama insan düşüncesi biliyorsunuz kavramları kullanarak düşünce üretebilir. Kavramları aldığınızda ortada sadece isimler kalır. Halbuki kavramlar tamlamalardır. Onu eşyayı bize malumatıyla tanıtır. Bu çok önemli. Hukukun da temel kavramları var. Hukuk bu temel kavramlar olmaksızın düşünülemez, üretilemez ve tabii ki buradan bir hukuk devletine de varılamaz. Bu kavramları burada kısaca göreceğiz. 4 tane temel kavramımız var. Hak, adalet, özgürlük, meşruiyet. Hukuk hakkın çoğulu. Hak, bu bütün dünyada böyle ifade edilir aşağı yukarı ama İslam'da tam anlamıyla budur. Sabit olan, doğru olan, adalet, herkesin meşru iktidarı, bir şey üzerinde malikiyet, emek, pay, din. Hak bu anlamlara geliyor.
ortak anlam mutlak olması. Bakın bu sabitlik, doğruluk, adalet, meşruiyet hepsi mutlaklığı ifade ediyor. Hak kavramı. O halde mutlak olan kim ki bize o mutlaklığı gönderiyor? Mutlak olan, kadiri mutlak olan Allah. Dolayısıyla hak ona raci. Zaten onun bir ismi de hak. Arapçada çift ka ile yazılan hak. Hakkın böyle bir mutlakiyet ifadesi var. Şimdi buradan size bir hukuk tarifi geliyor mu ses? Tamam. Ha buradan. Bu Vecdi Aral hocamızın tarifinden alınmadır. İnsanlar arası ilişkileri biçimlendiren, bozan değil, biçimlendiren, onlara görünür ve algılanabilir bir düzen veren, yani herkese açık ve algılanmaya müsait, müphemlik olmayan, bu amaç adalettir, adalete yönlendiren kurallar, normlar bütünü ve hukuk hayatın ta kendisidir. Yani fıkıh hayattır. Zaten fıkıhçılar da, İslam alimleri de fıkıh hayattır diye tanımlıyorlar. İkinci kavramımız adalet. Bakın burada da mutlaklık var farkındaysanız, kesinlik var. Doğrudan ayrılmamaktır. Haktan yana olmaktır. Hakkı yerine getirme ve hakkı gözetme. Ama bir amele tarifimiz var. Buna biz amele tarifi deriz. Bir şeyi kendine ait olan yere koymak. Başka bir yere koymak zulüm olur. Adaletin karşıtlığı zulümdür. Yani 40 numara ayağa 38 numara ayakkabı giyemezsiniz. Giyersiniz, 200-300 metre sonra ayağınızı elinize alırsınız. Ayağa zulmetmiş olursunuz. Dolayısıyla adalet, ileride bunu daha iyi açacağız. Niye bunları söylüyoruz? Burada hukukçu var mı içinizde? Var mı? Hangi okul? İstanbul Hukuk. Kaçıncı sınıf? 2. Diğeri? Seni tanıyorum. Başka var mı? Siz? Hangisi? İstanbul Şehir Üniversitesi. Şehir, burada. Kaçıncı sınıf? 2. Adalet. Yalnız bu hukukçu bilgisi değil, sadece hukukçular için değil. Bizim özel hayatımızda çocuklarımıza, eşimize, dostumuza, işçimize, memurumuza karşı da sorumluluğumuzu hatırlatan bilgiler bunlar. Bir kere insanlık değerinde ve insanlık onurunda, Birleşmiş Milletler'in ilk maddesi. İnsan haklarında hukuk sisteminin gereklerinin yerine getirilmesinde mutlak eşitlik. Herkes din, cins, ırk farkı gözetilmeksizin eşitlik ilkesinin ihlal edilmemesi. Yani insanlar arasında ayrımcılık yapmamaktır. Bu adaletin birinci bölümlemesi. İkincisi de oran adaletidir. İnsanlara emeklerinin karşılıklarının, bu ücret veya ödül, cezalarının ve eylemlerinin karşılığı olarak da beraat veya ceza kararları, kamu görevlerinin dağıtımında ehliyet ve liyakatlerine göre eşit davranmak. Şimdi eşitlik adaletiyle oran adaleti birliktedir. Birbirinden ayrılmaz. Ayırırsanız adaletsizlik yapmış olursunuz. Peki soru. Türkiye'de niye mülakat sistemi var? Liyakat sistemi mi var, mülakat sistemi mi var? Hangisi? Mülakat. Niye liyakat sistemi yok? Şimdi hukuk fakültesini bitireceksiniz. Hakimlik stajına gireceksiniz. 70'in üzerinde alacaksınız. Siz 70 alacak şekilde yarışa giriyorsunuz. Sonra bir de bakıyorsunuz ki sınavdan sonra idare demiş ki biz alt baremi 54'e çektik. Allah Allah. Niye 54'e çektiniz? Biz 70 için çalışıyoruz burada. Peki niye çekiyorlar? Sınavı kazandınız. Diyorlar ki bir dakika, öyle sınav kazanmakla olmaz. Sizi bir mülakata alacağız. Peki hakim ve savcılar niye mülakata alınır? Hukuk muhakemeleri kanununda
hakimlerin özellikleri, sıfatları diye bir madde var. Maddenin başlığını tam bilmiyorum ama hakimlerde aranan özellikler. Bu özelliklere bakılır. Adamın tipi müsait mi? Kekeme mi? Çok malayani bir tip mi? Nedir yani? Bu görevi yapabilir mi? Şekil olarak, bünye olarak. Bilgi olarak değil. Bilgiyi ölçmüşüz zaten. Ama bizde mülakata alıyorlar öğrenciyi, şeyi, adayı. Ona bilgi sorusu soruyorlar. Ne hakla? Beni sınava sokmadın mı? Üstelik sınavda şey değil mi? Gizli. Niye beni mülakata alıyorsun? Eğer liyakat sistemi yoksa mülakat sistemi vardır. Mülakat sistemi zulümdür, zulüm. Velev ki kazanmış olasınız. Türkiye'de böyle çalışıyor biliyor musunuz? Şimdi bunun karşısında ne düşer insanlara? Ya dağa çıkacaksınız ya da bu gerçekleri anlatacaksınız. Dağa çıkamadığımıza göre bunları anlatacağız. Adaletin bir diğer türü nesnel veya öznel olması. Arkadaşlar, bütün hukuk sistemleri nesnel adaleti arar. Kağıt üzerinde de, lafta da böyledir. Peki, statüko sahipleri, kamu düzenini kaybetme endişesi olanlar, örnek vereyim, mesela Süleyman Demirel bir gün bir laf etmişti, yine eskiler hatırlar. Başörtüsü takmak isteyenler ne yapsınlar? Arabistan'a gitsinler. Sen kimsin? Ben, bunu da söylüyordu, tapulu arazime gecekondu yaptırmam diyordu. Bu sözü de hatırlıyorsunuz değil mi? Tapulu arazi neresi? Türkiye. Gecekondu yapanlar kim? Suudi Arabistan'a gidecek olanlar. Sen kimsin? Statükonun sahibi. Kamu düzenini kaybetme endişesi toplumun varlığının birlik ve beraberliği diye bize retorik olarak sunulur. Siyasiler çıkarlar, birlik ve beraberlikten bahsederler. Sonra sürekliliğinden, bölünmez bütünlük diye bize dayarlar. İşte bu hallerde adalet mevcut düzeni korumak adına ya sev ya terk et. 28 Şubat'ta bunu yaşadık. Ya seveceksiniz ya terk edeceksiniz. Benim kızım Konya sosyolojide birinci senenin sonunda kovuldu. Kıbrıs'a gitti kızcağız. Orada da tam askeri birliğin karşısındaymış üniversite. Oradan da kovuldu. Yani orada da ya seviye terk et. Türkiye'de de ya seviye terk et. Ama şimdi insanlar 28 Şubat'ı unuttular. Bugün 28 Şubat işte. Ama unuttular. E bakın hiç kaç kişi 28 Şubat'la alakalı bir şeyler söylüyor. Abdullah Gül bugün, aa sahi ya onlar hala içeride mi diyor. Dedikleri 28 Şubat mağduru, 1993'ten beri hapiste yatan, o eski şu an cezaevinde olan bir sürü hakimlerin verdiği kararlarla içeride yatan insanlar, 6 sene cumhurbaşkanlığı, 7 sene cumhurbaşkanlığı yapmışsın. Bir tane ihtiyar hasta mahkumu affetmemişsin. Sezer, Müslüm gayrimüslim ayırmadan ama çoğunlukla solcu olmak kaydıyla 300 küsür mahkumu affetmiş. Abdullah Gül'de bir tane yok. Bu da bizim Müslüman arkadaşımız, kardeşimiz. Biz beraber büyüdük Mete de. 28 Şubat'tan içeri yatanlar da Müslüman. Efendim? 28 Şubat'tan içeri yatanlar da Müslüman. Onlar da Müslüman. Elbette. Onu konuşuyoruz. İşte bugün 500 civarında insan var. İşte mazlumların resimleri gördünüz herhalde bugünkü şeyde. Bir de güzel cezaevi şey yapmışlar. Hapishane. Evet. Her insan teki yaratılışta adalet idesiyle yaratılmıştır. Fıtraten her insan adalet arayışındadır. Ama kendisi için, ama başkası için. Yalnız adalet ötekinin hakkını aramakla başlar. Kendininkini değil. Eğer kendininkini aramakla başlarsan bir müddet sonra sen de yasaviye terk etçi olursun. Adaletin bir özlemi aşıp, yani bir ide olmaktan çıkıp gerçekleşen bir olguya dönüşebilmesi için. Bu duygunun sadece duyguda kalmasının önüne geçmek gerekir. Yani onun için mücadele etmek gerekir.
adalete ulaştıran yol önce kendi nefsimizde ve pratiğimizde, sonra da toplumsal düzeyde sürekli açık tutulmalı. Sol literatürde burjuva ahırına girmek diye bir laf vardır. Komşunuzun eşeği kaybolur, siz de onunla beraber aramaya çıkarsınız. Biliyorsunuz köylerde eşek çok önemli. Yükünü taşır, yaylaya çıkarır. Yani bir araba gibi, arabadan da iyi, mazot yok, bir şey yok, ver önüne otu yesin. Eli ayağıdır ve adamın canı yanmıştır. Fellik fellik, hatta ağlıya ağlıya eşeğini arar. Siz de komşu olarak çıkarsınız, başlarsınız ıslık çalarak aramaya. Buna burcu bahırına girmek denir. Bugün Türkiye'de adaleti araması gerekenler sadece türkü çığırıyor. Zulme uğramış insanlara bir damla su vermekten acizler. İşte şu anki meclisin durumu. 16 yıldır, 15 yıldır, 16 yıl oldu. Yalvarıyoruz. Ya bir formülü bulun bu adamlara. Dosyalar bizde. İşkence raporları bizde. Alınan ifadeler belli. Çok net. Ben bu davaların hepsinin avukatlığını yapmışım. Bütün toplu davalarda. Dosyalar elimizde. Arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Şimdi çocuklar gidiyorlar gençler meclise. Şuna gidin diyoruz, buna gidin gösteriyorlar. Aa vah 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 vah. Hiçbir şey yok ortada. Eski Cumhurbaşkanı, aa sahi onlar hala yatıyorlar mı diyor. Ya böyle bir aymazlık olabilir mi? Evet. Bu fotoğrafı gören var mı sosyal medyada? Siz görmediniz mi öğrenciler? Yazık. Çok çok kötü. Hiç gören yok mu bunu? Olayı hatırlayan var mı? Olayı bilen var mı? Albayın eşi. Efendim? Albayın eşi. Evet. Bu kadın bir albay eşi. Kocası FETÖ'den tutuklu. Yalvarıyor, bir sürü mahkama gidiyor, savcısına, hakimine, savcı iddianameyi yazmıyor, adam hala tutuklu. Bakıyor ki hiçbir kapı kalmadı. Ne yapıyor kadın? Cumhurbaşkanımızın yol güzergahında bir ağaca çıkıyor. Adaleti nerede arıyor? Ağaçta. Türkiye'de adalet ağaçta aranıyor. Böyle bir garabet olabilir mi? Bu nasıl bir hukuk sistemi? Bu nasıl yargı sistemi? Daha da vahimi, Cumhurbaşkanı diyor ki bir dakika dosyasına baktıralım diyor. Ertesi gün adam tahliye oluyor. Kim tahliye ediyor? Bu adamı içeriye tıkan adamlar tahliye ediyor. O kadar zamandır da 9 aydır mı ne yatıyor adam içeride? İfadesi. Efendim? Belki de ifadesi alınmamış orada. Anlamadım. Belki de 9 aydır ifadesi bile alınmadan. Ne yapıyorlar? Köçek mi oynuyorlar orada? Evet. Alsınlar ifadesini. Adam tutuklu. Hürriyetten mahrum bırakılmış. Savcının işi ifade almak değil mi? İfadesini almışlar. Sorun şu. Bir türlü sistemde adam meşguliyetinden kurtulup iddianame yazamıyor. Hadi onun lehine konuşmuş olayım. Ama bu sanığı ilgilendirmez ki. Şüpheli ilgilendirmez ki. Bana ne? Beni içeri tıktın. Peki, talimat gelince bir saat içerisinde nasıl saldın bu adamı? Nasıl aldın ifadesini? Ne zaman iddianamesini yazdığında saldın bu adamı? Veya hakim bu adamın her ay biliyorsunuz tutukluluk gözden geçirilir. Kanun gereğidir. Her tutuklunun tutukluluk hali mahkeme tarafından gözden geçirilir ve karar alınır. Ama bu kararları hakimler almıyor, yazmıyor biliyor musunuz? Kalemde rutin olarak yazılıyor, hakimin önüne geliyor, imzalıyorlar. Suçun işte efsaf ve mahiyetine göre vehameti icabı tutukluluk halinin devamına. Bu zaten şablondur. Bunu kalemde yazarlar. Bu sadece FETÖ ile alakalı değil. Bütün siyasi davalarda yıllardır böyledir. 46 yıldır benim gördüğüm budur. Peki, bakın şimdi nasıl adalet sistemiyle alay ediyor sosyal medya. Tahliye için ağaca çıkılabileceği 40 yıl düşünülse kimsenin aklına gelmezdi. Çok yaratıcı. Ya bundan daha büyük bir alay olur mu bir adalet sistemiyle, bir yargı sistemiyle? Mağdurlar da yok. Mağdurlar da yok itiraz, yok bireysel başvuru, yok ahim diye uğraşıyorlar. Hukuk fakültelerinde de anlatılmamıştır ki. Nereden bilinsin? Tahliye taleplerinde itiraz sonrası bireysel başvuru ve ahim öncesi bir iç hukuk yolu olarak
başkanın görebileceği bir ağaca tırmanma ceza muhakemeleri kanununa girmeyi hak ediyor. Yani bir hukuk sistemiyle bundan daha ağır, bundan daha hakaret ifade eden cümleler olamaz. Ama hak ediyorsa karşılığını insanlar veriyor. Tabii bir başka en son örnek. Herhalde bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bu çok yeni. Eğer yabancıysanız, bir Merkel teyzeniz varsa, bir başbakan Türkiye'de o bir teröristtir diye bağıra bağıra uçağa binip gider, 3-4 saat sonra orada İstanbul'a bir talimat gelir ve 1 saat içerisinde yazılmamış iddianame yazılır. 1,5 yıldır yatıyor adam. Sonra mahkemeye çıkarılır, iddianame gider. Mahkeme iddianamenin kabulüne karar verir ki bizde bu aylar alan bir süreçtir. Sonra tahliyesine karar verilir. Uçağı havaalanında hazır bekliyordur ve 1 saat içerisinde bütün bu işlemler yapılır. Merkel teyzesine kavuşur. Buyurun Türkiye'deki yargı sistemi. Arkadaşlar, bir Güney Amerikalı, ismi bunları garip olduğu için aklımda tutamıyorum, kendi ülkesiyle alakalı yargıcısıyla ilgili şöyle söylüyor. Bu eksik bir yargı değil. Evet, Türkiye'deki de bir eksik yargı değil. Bu yanlış bir yargı da değil. Türkiye'deki de bir yanlış yargı değil. Bu yargı değil, yargı değil. Bu başka bir şey, bu bir tiyatro. Türkiye'de siz evlenme, boşanma, tazminat davası, ticari davaları falan yargı olarak görmeyin. Bunları dünya artık mahkemeye de götürmüyor. Tahkimde görülüyor, arabuluculukta görülüyor, uzlaştırıcıda görülüyor. Mahkeme, ticaret mahkemesi Amerika'da kaldırıldı artık. Yargı deyince ifade hürriyeti, örgütlenme hürriyeti, siyaset, siyasi şeyler, ifadeler veya siyasi suçlar. Yargı deyince bu anlaşılır. Ötekiler bambaşka şey. Ve adam şimdi hanımıyla beraber veya işte arkadaşıyla beraber şu an tatil yapıyor gördüğünüz gibi. Ama bir Merkel teyze gerekiyor. Veya bir Cumhurbaşkanı dayı gerekiyor. Astık sonra da tarihçileri yaptık, mahkemeleri yaptık. Nasıl? Astık, bir de mahkeme yaptık. Geçmişimizde bu da var. Asıl istiklal mahkemelerinde. Tabii canım, muhakeme ve adı asın. Evet. Şahitleri sonra dinlersiniz. İçimizden gelme böyle bir geleneğimiz var. Hala devam ediyor gelenek. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu iktidarla şu iktidarla değil. Evet. Bu bir hukuk zihniyetiyle alakalı. Ama biz halk olarak bir hukuk zihniyetine, sağlıklı hukuk zihniyetine sahip olmazsak bunlar devam edecek. İşte devam etmesinin sebebi de hep anlatmaya çalıştığımız bu. Üçüncü kavram özgürlük. Bizim Müslüman camianın düşünmediği, konuşmadığı, üzerinde teemmül etmediği bir kavramdır. Özgürlük deyince böyle işte edepsizlik, aşırılık, radikallik, fundamentalistlik, hep bunlar akla geliyor. İnsan özgür olur mu ya? Nasıl özgür olabilir ki insan? Tabii ki insan özgür yaratıldı. Özgürlük düştü mü? Bu benim cazibeme dayanan. Tamam, ben takayım. Yardımcı olayım. Ateşine karşılık veremedi. Şuraya, neyse, bana ver. Yok, bunun yayı gevşek. Hukuk sistemi gibi. Şimdi arkadaşlar, özgürlük deyince kimden bahsediyoruz? İnsandan bahsediyoruz. İnsanı en iyi tanıyan ve tanıtan kim? Tabii ki onun yaratıcısı. Daha ilk surede insanlığa başlıyor. İkra emrinden sonra. O insanı bir alakadan yarattı. Ben bu konuyu Elmalı'nın tefsirinde okuyana kadar değerlendirememiştim. Sadece Elmalı'nın tefsirinde var, diğerlerinde yok. Diyor ki Elmalı, ola ki bu alaka, alakanın çoğuludur diyor. Alaka. Alaka da ilişik, ilişkili anlamlarınadır. Ola ki Allah böyle bir ilişkiden bahsediyor olabilir diyor ama orada bırakıyor. Ben oradan ilerliyorum. Şimdi ayet-i kerimede işte insanı bir alakadan, yani rahim cidarına bağlı, işte yapışık bir
Lütfe, ilişik bir, ilişmiş bir lütfe, bir damla, kan fıtısı. Şimdi olayı sadece böyle anlatırsanız, surenin siyak ve sibakına baktığınızda bu anlamı aşmak gerekiyor. Tabii ki bu bir yorum. Ha peki, o insanın bir ilişkiden, ilişkiler malzemesinden yaratılmışsa bu ilişkiler ne? İnsan olarak bizim nasıl ilişkilerimiz var? Bir kere kendi aramızda, insanın insanla ilişkisi, kendi türüyle. Şu an yaptığımız alışverişimiz, şu bu hukukun tanımladığı kişi anlamında da hem bireysel hem toplumsal ilişkilerimiz var. Bir de insanın tabiatla ilişkileri var. Çünkü tabiatın bir parçasıyız. İnsanın Allah ile ilişkileri var. Niye? İnsanı da tabiatta Allah yarattı. Dolayısıyla yaratıcı, yaratılan anlamında ilişkimiz var. Bu ilişki, üç ilişki öyle bir ilişki ki birini zedelediğinizde diğer ikisini de zedelemiş oluyorsunuz. İlginç değil mi? İnsanın insanla ilişkisini zedelediğinizde insanın tabiatla olan ilişkisini zedeliyorsunuz. Çünkü o da tabiatın parçası. Allah böyle bir şeyi istemediği için ve bunu da bize çok açık vahiy ile bildirdiği, peygamberleriyle beraber bildirdiği için Allah ile ilişkiyi de zedeliyorsunuz. Tabiatla ilişkiyi bozduğunuzda ondan yararlanan bütün insanlarla ilişkiyi bozuyorsunuz. Tabii ki Allah'la ilişkiyi de. Allah'a isyan ettiğinizde, ilişkiyi zedelediğinizde onun kullarıyla ve tabiatı istediğin gibi fıtratını bozmaya kalkıyorsun. Şimdi bu çok önemli bir olay. O halde bu üç ilişkiden hiçbirini zedelememiz gerekiyor. Ama Türkiye'de sizin 3 katlı evinizin yanına 20-30 katlı bir rezidans imarı verebiliyorlar değil mi? Verebiliyorlar. İsviçre, Gavuristan. Eğer orada 20 yıl müddetle evinizin önü açık kalmışsa, pencerenizden karşıyı görebiliyor ve önünüze bina dikmemişlerse, artık 20. seneden sonra kimse oraya ev yapamıyor, biliyor musunuz? Onlar da gavur. Evet, özgürlük tarifimiz. Pasifizm çemberini kırma azmi ve çabasıyla donatılmış, özgür ve onurlu insanların dünyasında şu an ve gelecek için her yerde düşünsel ve eylemsel pratikte üstün bir adanmışlık bağlamında var olabilmek de mümkün. Yine özgürlüğün bir tarifi, izzet ve kudreti Allah'ın ve Allah'ın mazlum kullarının yanında arama keyfiyetidir. İsyandan, içi boş, feverandan bağımsız ve bağlantısız bir duruş, bir konum. Süren bitti mi diyorsunuz? Az kaldı. Evet. Dördüncü kavram çok önemli, meşruiyet kavramı. Görüyorsunuz şeydeki iki türlü meşruiyet, kanuni meşruiyet, yasal şey, hukuki meşruiyet. Arkadaşlar bu çok önemli. İdare hukuku da idare mahkemesi ve Danıştay kararlarının son kısmında, son cümlesinde der ki idarenin şu yani dava konusu işlem veya eylemi yasaya ve hukuka uyarlıdır veya uyarlı değildir. Diğer bütün mahkeme kararlarında bu yoktur. İdare vardır. Niye? Çünkü kendi koyduğu hukuka uymayan tek yaratık devlettir. İdaredir. Bunu evrensel olarak bilindiği için bizim sistemimizde de idarenin kararları işte hukuk. Burada örf var, gelenek var, evrensellik var. Yasanın saymadığı şeylerle devlet denetlenir. Şimdi size Kalem Suresi. Arkadaşlar, Kalem Suresi Müslüman zihnin hukuk mantığını oluşturur. Hukuk mantığını oluşturur. Kalem Suresi'ni hepiniz biliyorsunuz. Çok kısa söyleyeyim. Üç Müslüman, bir bahçe sahibi bunlar. Bir gün önce gidiyorlar, bakıyorlar ürün olmuş. Ertesi gün toplamak lazım. Toplamazsanız ürün yanar. Kendi aralarında konuşuyorlar ve giderken diyorlar ki erken gidelim. Akşamdan konuşuyorlar. Sabah erken gidelim. Bir yoksul gelip orada bir hak, bir pay istemez. Ha belli ki bunların zihninde, inancında yoksula ait bir pay var. Öyle ya, toprak onun, su onun, hava onun, ürün bizim. Böyle bir pay, böyle bir paylaşma var mı? Yok. Allah'a ait bir pay var. Allah da onu şuna 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 diye saymış. 7 tane sınıf. Bir de yoksul. Bu yoksulun payını iç etmek için erkenden gidelim diyorlar ve gidiyorlar. Bahçe
simsiyah kesiliverdi diyor ayet-i kerime. İstisna da etmiyorlardı. Hani inşallah toplarız falan demiyorlar. Biri diyor ki biz yanlış bir bahçeye geldik. Öteki diyor ki hayır biz sınandık, imtihan edildik. Bir üçüncüsü ben size dememiş miydim? Allah'ı çokça tesbih edeydik. Sübhansın deseydik. En yüce, yüceler yücesi, erişilmez. Hükmüne başka bir ferma olmaz deseydik. Ve sonra Allah onları affediyor. Burada dört kavramı, temel kavramı görüyoruz. Yoksula ait pay, hak kavramı. Yoksula payını vermek, yani ait olduğu yere vermek, adalet kavramını. Burada Allah'ın emrine karşı tercih kullanabilmek, özgürlük. Ama Aliye bunun formülünü söylüyor. Ey teslimiyet, senin adın İslam'dır. En yüceye teslim olduğunuzda özgürlüğünüzü kullanmış olursunuz. En yüceye değil de şeytanın yüceliklerine teslim olduğunuzda özgür olmazsınız, şeytanın kölesi olursunuz diyor. Peki meşruiyet nerede? Bakın şu çok nefis ifade ediyor. Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç? Çok önemli. Neyiniz var? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz? O kitapta beğendiğiniz her şey sizindir diye mi yazılı? Yoksa ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Çok şiddetli bir uyarı var burada. İçinizde Malatyalı var mı? Malatyalıların, Malatya ekolünün çok nefis bir şeyi vardır. Dikotomi. Konuşurken bir şeyler söylersiniz, bir iddianız olur, bir sözünüz. Hemen soru gelir Malatyalı'dan. Delilin nedir? Siz de delilinizi söylersiniz. Arkadan bir soru daha gelir. Nedir o? Malatyalılar, delilinin delili nedir? Evet, bu çok doğru bir şeydir. Yani bir hükümde, bir iddiada meşruiyetin kaynağını sorgulamak. Allah diyor ki, sizin elinizde meşruiyet kaynağı olarak bizden verilmiş bir kitap var, oradan mı okudunuz? Yoksa sizin elinizde bir kitap var, oradan mı okuyorsunuz? Dolayısıyla meşruiyeti sorgulanmayan hiçbir hüküm bizi bağlamaz. Ve buradan asgari yurttaşlık mantığına ulaşıyoruz. Hiç kimse masum değildir demek bir paranoya mantığıdır. Hukuk sistemine bu yerleşti. Şüpheden sanık yararlanır, bunun gibi bir şey. Beraat-ı zimmet, yani suçsuzluk karinesi. Herkes suçsuzdur, karine budur. Suçu ispatlanana kadar. Bunları bilmeden yurttaş olamıyoruz. Bireysel ve toplumsal sorumluluklarımız olmak zorunda. Hızlı geçiyorum hocam. Bazı zaaflarımız var. Arizi muhalefet gösterilerinde bulunuyoruz. Tabii bu da karşıtın kurumlarını, iktidarın kurumlarını bu sefer güçlendiriyor. Sağlıklı bir muhalefet yapmazsanız, eleştiri veya sağlıklı bir bilgi üretmezseniz böyle oluyor. Ama şunu bilmek lazım. İktidarın bir özelliği var. Lord Acton öyle söylüyor. İktidar ifsad eder. Mutlak iktidar mutlak ifsad eder. Bunları tartışabiliriz. Bir başka hastalık kayıtsızlık. Dert edinme bunun karşılığı. Arizi muhalefet gösterileri sonunda karşıtın kurumlarını meşrulaştırıyorsunuz. Meşrulaştırıyoruz. Veya iktidar imkanlarının dünyaya nizamat vereceği kuruntusuyla bunu içselleştiriyoruz. Dolayısıyla düzenle düz oluyoruz. Düzenle, konformizm lüks eşya kullanmak değil, kafa konforu. Ama şunu unutmayın. Ne zaman birileri insan hakları için yola çıkmışsa diğerleri bu insanlara borçlanır. Bu çok ama çok önemlidir. Hayatta bundan daha büyük bir onur yoktur. Fulfulfudul. Burada tabii bize hadis-i şeriatı yol gösteriyor. Allah'ım akidemi sorunlarımın elinden kurtar. Amin. Amin. Yok çok büyük tehlike özellikle genç arkadaşlarım için dönüştürme projeleri uygulanıyor gençler üzerinde. Önce sekülerleştiriyorlar, zihni parçalıyorlar. Sonra onu protestanlaştırıyorlar. Ahireti kazanmak için zengin olmaktan, güçlü olmaktan bahsederek arkasından da muhafazakarlaştırıyor.
Niye son 10 yıldır muhafazakarlık konuşulmuyor Türkiye'de? Hani muhafazakar demokrattık, muhafazakar şuyduk, buyduk 2002'lerde? Bu soruyu ben sadece soru olarak kalsın diye düşünüyorum. Son karar, sorumlu gelecek kaygısı. Düşünsel ve eylemsel süreç işçiliği. Sorumlu bir gelecek kaygımız olacak. Hukuk devleti olmak istiyorsak, hukuk toplumu olmak istiyorsak, bireysel ve toplumsal sorumluluklarla donanmış olmamız lazım. Düşünsel ve eylemsel bir süreç işçiliği, hemen onu açılmayalım. Teorik ve teknik donanımı en üst seviyede algılayan insanlar olacağız, Müslümanlar olarak. Misyonumuz belli olacak, yani amacımız, ana amacımız. Vizyonumuz da tanımlı olacak. Yani yaptığımız iş bizim üzerimizde bir yakışıklı elbise gibi durması lazım. İnsanlara güven vermesi lazım. Bireysel ve toplumsal sorumluluklarla dertlenmiş olmalıyız. Nihai adanmışlıkla gavurun asketizm dediği yorulmuş bir inanç sahibi olmak gerekiyor. Tarihi gerçekliğe uyarlı bir geleceğe kilitlenmiş. Ben buna yaşayan sünnet diyorum. En genelde Hazreti Adem'den ama özelde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sonra asr-ı saadetten bu tarafa o bir tarihi gerçeklik. Dünyanın bütün tarih eser şeylerinde, çalışmalarında asr-ı saadet var. Bir hayal değil. Oradan bu tarafa bir gelecek tasavvuru. Aliya ve arkadaşlarının İslam deklarasyonu tam anlamıyla bir Müslüman toplum tasavvurunu tarihi gerçeklikten alıp bir gerçekliğe doğru, sorumlu bir geleceğe doğru, toplumsal kurguya, tasarıya doğru götürüyorlar. Kişilik yarılmasına uğramamış. Yani çift kişilik taşımadan. İktidarda başka, muhalefette başka. Efendim işte serbestken başka, memurken başka, böyle bir çift kişilik olmaması lazım. Hayatı parçalı görmeyeceğiz. Dinle devlet işi ayrımı diye bir şey söz konusu değil. Topyekun bir mücadelenin parçası olmak. Sadece hukuk mücadelesini kastetmiyorum. Onun dışında birçok alanlarda hukukçuların da herkesin çalışması lazım. Böyle bir süreç işçiliği. Bir şey daha son. İyilerin sessizliği. Bu bir Müslüman tavrı değil. Ortada bir zulüm var. İnsan öldürüyorlar, katlediyorlar ve bu iyilerin hepsi arkalarına dönmüş. Bu Müslüman tavrı değil. Elinle, dilinle olmadı, kalbinle buğz etme emri ilahisi. Evet, şu kısa filmi göstererek bitirmiş olacağım. Tamam, kapattık. Allah'ım akidemi sorunlarımı elinden kurtar duası. İnşallah aynı şekilde dua ediyoruz. Tabii bir sürü insanlık tarihinden beri gelen hukuk mücadelesi, adalet mücadelesi süre gelen bir şey. Peygamberimizin de Muhammed-i Emin sıfatını taşımasıyla peygamberliğinin etkin bir şekilde bir sözüyle kabul edilmesi, toplumda inşa edilmesinin temeli emanet, eminlik. Dolayısıyla her birimizin kişisel olarak kendinden başlayan bir emanet duygusuna ihtiyaç olduğu, bir çocuktan, bir kişiden başladığı gerçeği de ortada. Dolayısıyla aynı toplumda aynı problemleri hep beraber yaşıyoruz. Bizden müstahni, bizden bağımsız değil. Üstad bunu acı gerçeklerle ortaya çıkardı. İnşallah bütün mücadelemiz de şahsımızdan müstahni olmadan bir ucunda bulunmak gerektiği, evet, gerçeğini altını çizmiş oldunuz tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Evet, soru ve katkılarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Buyur Şahin. Muharrem Bey, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi benim bir sorum var. 1993 yılındaydı. 1993 yılında Sivas'ta bir olay yaşandı. Ve o olay yaşandıktan sonra, 2 Temmuz'daki olaydan sonra, emniyetin duvarına veya yazı tahtasına bu suça karışanların yazılmasıyla ilgili şüpheliler toplandı. Onlar sanık yapıldı, mahkum edildi ve olayla hiç irtibatı olmayan insanlar şu an 1993'ten beri hala hapiste ve müebbet aldılar bu insanlar. Siz de bir hukukçu olarak bu davaları tabii ki takip ettiniz. Belki buradaki haksızlıkları da siz de gördünüz ve bu insanlar
başkalarının gelip tahtaya ismini yazarak mahkum olan insanlar hala 1993'ten beri hapislerde çürüyorlar. İkinci bir olay 93'te yine. Jack Campi diye bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına bir suikast yapıldı. Sadece isimlerini söyleyin, ben bu davaların avukatıyım zaten. Dünyada hiç, yani suikast yapıldığı halde lastiği patlamayan, arabasına bir tane kurşun isabet etmeyen ama bu olaya karışanların faillerinin müebbet aldığı ve 25 yıl hapiste çürüdüğü başka bir dava var mı? Başka bir suikast olayı var mı? Var var. Peki, teşekkür ederiz. Var, istiklal mahkemeleri var. Olağanüstü her mahkeme hukuka bir ihanettir. Hukuka bir bıçaktır. Bıçak saplamaktır. Daha sonra orada yaptığımız savunmayı da kitap haline getirdim ve Türkiye'ye dağıttım. 2500 lira basmıştık. Ben kendi yayın evimde bastım üstelik. Bütün evet. Hukuk camiaya dağıttık. Yöneliş. Evet. Şimdi o bahsettiğiniz tahta kara tahta. Sivas'ın öyle bir vatandaşların yaşadığı, yoğun olduğu bir mahalle. Ne mahallesi? Ali Baba Mahallesi. Oraya bir kara tahta koyuyorlar. Diyorlar ki bu olaylara karışanları tanıdıklarınız isimlerini yazın. Oraya herkes hasmını daha önce herhangi bir şekilde işte İslamcıdır diye gördüğünü, bilmem ne gördüğünü hepsinin isimlerini yazıyorlar. Bunlar alınıyor. Bunun temelinde ne var? Biz bunu sonradan gördük. 1990-91 yıllarında Antalya'da savcılar toplantısı yapılıyor arka arkaya. Ve son toplantıda savcılar laiklik bildirisi diye bir bildiri okunuyor. Ben bunu yıllarca aradım, bulamadım. Bu sene buldum. Web sayfama koydum. Benim hukuk, Muharrem Balcı.com'un hukuk dünyası butonuna solda girerseniz orada belgeler var. İki tane belgeler var. Bir normal belgeler var. Çok önemli. Bir de bu laiklik bildirisinin olduğu belgeler var. Orada Antalya Başsavcısı'nın yaptığı bir konuşma var. Papyonlu bir herif. Konuşma üslubu Kenan Evren'in aynısı. Aynısı. Orada anlatıyor laiklik bildirisi. Burada alınan kararlar daha sonra Ankara Başsavcısı Nusret Demiral tarafından Sivas davası iddianamesine ek iddianame olarak oradaki kararlar bir şekilde giriyor. Ve iki iddianameli bir davadır o. Yani yargıya müdahale ediyor savcı daha sonra. Yani iddianamenin kabulünden sonra savcının diğer 11 tane savcıyı da yanına alarak onları da imzalatarak böyle bir yargılama başlıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar 146. maddeden yargılanıyorlar. İdam talebiyle. Yargıtay, mahkeme en fazla 20 yıl ceza veriyor bir grup sanığa. Bir kısmına 10 yıl veriyor, bir kısmına 3 yıl. Toplu gösteriden 3 yıl ceza veriyor. Diğerine yangında adam öldürmeden ceza veriyor. Örgüt yok, terör yok. Fakat bu dosya Yargıtay'a gidiyor. Yani bizim davada aldığımız çok mükemmel bir netice var. Çok mükemmel. En fazlası 20 sene, 10 sene yatıp çıkacak adam. 10 sene de değil. Çünkü terör olmadı ki. Terörde 3'te 2 yatıyorsun. Diğerinde yarı yatıyorsun. Yargıtay bir karar verdi. 146. maddede o güne kadar hiçbir akademisyenin, hiçbir hocanın yapmadığı bir yorum yaptı. Şöyle dedi. Dedi ki hükümet kuvvetlerinin şekillenişi aleyhine davranışlar anayasayı tebdil ve tahrir ve ilgadır dedi. Yani polise mukavemet bile, askere mukavemet bile anayasayı tebdil, tahrir ve ilgaya soktu. Bu savcılar bildirisinde alınan kararların bir sonucu. Şimdi bunu benim dışımda Türkiye'de bilen belki 2 kişi, belki 3 kişi var. Veya bizim o şekildeki 10 kişi. Öyle diyelim. Böyle bir yargılama oldu. Dosya Yargıtay'dan geldi. Ben grup adına, savunma adına bir deklarasyon okudum. Jack Campi davasını izledim. Onların avukatları da bizim arkadaşlarımız. O davada da hiçbir şey yok. Yani 3-4 tane işte maceracı genç arkadaşlar. Burada herkesin tanıdığı insanlar.
ellerinde çakar almaz tüfekler. Orada bir suikast tertip ediyorlar ama yani arabaya bile değmiyor yani. İşte arabaya da değmiyor kurşunlar. Hemen pat diye yakalıyorlar. Yani bu bir teşebbüs, adam öldürmeye teşebbüs. Bir de bunları örgüte soktular tabii. Bunlar örgüt de değil. Üç tane arkadaş bir araya gelmişler. Yani bir ideolojik şu bu falan filan bir işte şekilleniş, bir şema, şu hiçbir şey yok burada. Bu davanın da tamamını ben biliyorum, dosyası da var bende. Ama işte dediğimiz gibi o Yargıtay'ın kararı onlara da aynı şekilde geldi. Ama bütün bu uygulamaların hiçbiri şeye uygulanmadı. Hemen Sivas'tan sonra Başbağlar davasındakilere uygulanmadı. Onları götürdüler, İzmir'de yargıladılar ve hepsini serbest bıraktılar. Hepsini. Şu an o davadan herhalde içeride kimse yok. Ki Sivas'ta ölen kişi kadar kişi... Misillemeydi zaten. Tabii misilleme. 33 kişi. Efendim? Madımak'la Başbağlar'ım. İkisi söyledi işte. Fark işte. Yani. Ama orada başka farklılıklar var. Siz değerlendirirken çok ayrı mı düşünüyorsunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani çünkü sizin arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum. Onu söylüyorum zaten. Misilleme dedim ya. O duymadınız. Bir misilleme o. Evet. Evet, peki. Başka sorusu ve katkısı olan var mı arkadaşlar? Buyur Safa. Hocam hoş geldiniz. Sunumunuzda biraz bahsetmiştiniz de 28 Şubat davaları ile ilgili. Tabii biz sonuçlarını çok bilmiyoruz. Yani gündemde olmuyor maalesef. Bugün 28 Şubat maalesef içeride 500-600 kişi olduğu söyleniyor. Ve bu gündemde yer edilmiyor. Şu an hükümet de bu konuda adım atmıyor. Biz de bu durumda yani şu anki durumda davaların durumu tam nedir? Bunun hakkında soru sormak istiyorum. Nasıl bir yöntem uygulanacak ya da şu an davaların düşürüldüğünü biliyoruz. En son öyle bir haberler çıkmış. Nasıl davaların? Yani davaların Anayasa Mahkemesi'nde kapandığını. Hayır. Yanlış mı? Öyle bir şey yok. Yani peki o zaman davaların şu anki durumdan bahsedelim. Bireysel başvurular yapılmadı. Çünkü yani bir ışık görmeniz lazım yapmanız için. Reddedildiğinde bütün yolları kapatmış oldunuz. Bu ancak siyasi bir kararla mümkün. Bu da Bakanlar Kurulu kararnamesi veya mecliste çıkaracak bir kanunla. Yani bunun değişik yolları var. Onun alternatif tekliflerini götürdüler. Yani genç arkadaşlar mazlumlerden verdiler. Şimdi bir bekleyiş var. Ve son iki aydır da bu 28 Şubat şeyleri, işte gösterileri, basın açıklamaları devam ediyor. Tabii. Ya yeniden yargılama ya da hükümetin bir tasarrufu. Ya içeride 82 yaşında adam var ya. Ben adamı tanıyorum. Olayla alakası da yok ya. Ama var yani. Yani Temel Karamollaoğlu bile o davada sanık olarak gösterilmişti. Sonra çıkarıldı dosyadan. Onun hiç alakası yoktu. Yatıştırmaya çalışıyordu. Onu bile davaya dahil etmek istediler. Şimdi Karamollaoğlu kaç yaşında? 73 yaşında yani. O da hapiste olacaktı yani. Öyle diyeceleri var. Orada yatıyor. Evet. Sivas davası şudur. Biz mahkemede şunu söyledik. Biz bir aydın olarak Sivas'ta olsaydık o yürüyüşte biz de olurduk. Siz de olurdunuz dedim mahkemeye. Niye? O bir hassasiyetin duyarlılığının ifadesiydi. Ama sonra acıta ettiler, bilmem ne yaptılar falan filan. Ama hiç kimse orada yanarak ölmedi. Hepsi dumandan zehirlenerek öldü. Hadis-i raporları var. Ha içeride Arif Sağ'ın tabancasını kurşunuyla ölenler de var. Garsonlar. Ama bunların hiçbirini Yargıtay görmedi. Bastı geçti. Çok önemli bir şey yani. Evet. Ama bütün bu savunmanın tamamı da benim web sayfamda var. Evet, teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Var mı sorusu, katkısı olan gençlerden? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizin son cümle olarak söyleyeceğiniz bir şey. Şunu söyleyeyim. Peki öncelikle genç hukukçu arkadaşlarıma tabii. Bunların burada varlığı benim için de gerçekten önemli. Hukuk çok basit ifadesiyle her eve lazım. Ama insanın başına gelince farkına varıyor bunu. Şimdi bakıyorsunuz bazıları ciyaklıyor. Mesela FETÖ'den yargılananlar şimdi ciyaklıyor. Bu hukukun
affedersiniz, ırzına geçenler onlar. Öyle usuller getirdiler ki, yargılama usulleri, soruşturma usulleri, yani dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Afrika'da rastlamadığınız usulleri getirdiler. Ha şimdi aynı usullerle yargılanıyorlar. Al birini vur ötekine. Onlar da hukuka aykırıydı, bunlar da hukuka aykırı. Hani etme bulma diyeceksin de, onu da demiyorum ama bu iş böyle, bumerang gibidir. Şimdi de diyoruz ki arkadaşlar yapmayın. Bakın aynı şeylerle siz de karşılaşırsınız. Yani diyelim ki yakınlarınızdan bir tanesinin başına geldi. Size göre masumsa çıkıp çığlık atmaz mısınız? Atarsınız. İnsan mı? Oğlunuzdur, kızınızdır, çocuğunuzdur, yeğeninizdir. Ne bileyim yani. Orada hukuksuzlukları ararsınız böyle. Pertapsızla hukuksuzluk ararsınız. Bu insanın çok doğal idesi işte adalet arayışıdır. Buna karşı ancak hukuk yöntemiyle, doğal yöntemlerle soruşturma, kovuşturma veya yargılama yapılır. Onun için hukukun bu dört temel kavramı gerçekten çok önemli. Bunları içselleştiremeden hukukçu olamazsınız. Teknisyen olursunuz. Hakim, savcı, avukat bunlar teknisyenliktir. Bunlar bir meslektir. Hukukçuluk bunların çok üstünde bir şeydir. Hukukçuluk hukuku içselleştirmektir. Ha diyelim ki sıradan sokaktaki vatandaş hukukçu mu olacak? Hayır. Ama haklarını bilecek. Neyle muhatap olduğunu bilecek. Yarın bir gün başına bir şey geldiğinde hakkını savunabilecek. Bu benim hakkımdır diyebilecek. Ben avukatsız konuşmayacağım diyebilecek. İfadesini imzalamayacak. Ne bileyim bir sürü şey yani. Tabii onu zorlayanlar da hukuk çerçevesinde kalacak. Ha baktık ki burada bir usulsüzlük var. Yutmayacağız. Konuşacağız. Ama şeffaf olacağız. Adil olacağız. Ben şimdi her gittiğim yerde konuşuyorum. Türkiye'de dolaşıyorum. Üniversitelerde konferanslar veriyorum. Böyle derneklerde, vakıflarda da veriyorum. Aykırı şeyler söylüyoruz. Bana diyor ki ya seninle alakalı hiçbir sıkıntı olmuyor mu? Olmuyor. Önden bakınca arkayı, arkadan bakınca önü görüyorsun. Mazimiz belli, geldiğimiz yer belli. Biz 71'de bu adama FETÖ'ş dediğimizde şimdi onunla savaşanlar ne istedilerse verdiler. 40 yıl boyunca ben vermedim. O kadar müşteriyim ki. Vermedim. O zamanlarda ne konuşuyorsak şimdi aynı şeyi konuşuyoruz. Dolayısıyla tarih insanların basiretsizlikleri dolayısıyla tekerrür ediyor. Taksim Meydanı'nda avukatlar olarak bir yürüyüş yaptık. Hepimize birer mikrofon uzattılar. Birkaç kişiye. Orada şunu söyledim. 15 Temmuz milletin devletine karşı zaferidir. Sağ olsun benim bir öğrencim partide çok etkili yetkili bir bayan hemen mikrofonu aldı. O da devlet millet kaynaşmasıdır dedi. Çağırdım. Benim öğrencim. Ne zaman devlet millet kaynaştı? Asker kimde? FETÖ'de. Eğitim kimde? FETÖ'de. Sağlık? FETÖ'de. Efendim. Emniyet? Yargı? Peki siz neydiniz? Bunlar devleti oluşturuyor. Kısa bir şey söyleyeyim. Bu çok önemli. Osmanlı'da makasıda hamse diye bir kavram var. 5 maksat. Dini koruma, nesli koruma, nefsi koruma, aklı koruma, malı koruma. Yani insanlar, teba, vatandaş, devletten bu 5 güvenceyi ister. Bu 5 güvencenin birini veremeyene devlet denmez. Modern devlette de bu 4'e indirilmiş. 4 başlık. Eğitim, sağlık, emniyet, yargı. Bu 4 güvenceyi isteme hakkınız var. Peki, emniyet güvenceniz var mı? Var mıydı? Cumhurbaşkanının, başbakanın, bakanın odasına kameralar kondu mu? Onların emniyeti yok. Bizimki nasıl olmuş? Yok. Sağlık? Evet, devasa hastanelerimiz var. Ben çocuğumu okula gönderiyorum. Tertemiz, bana bağımlı olarak geliyor. Sigara bağımlısı, eroin bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı. Sokak kimin? Devletin. Okul kimin? Devletin. Benim çocuğumu kendime göre bir tedrisatla eğitme, öğretme imkanım var mı? Yok. Tevhid tedrisat kanunu var. Yargı güvencesi. Böyle bir şey var mı? Hiç duydunuz mu? Yargı güvencesi var falan diye kimsenin ağzından. Doyamazsınız. Yok. E peki bu 4 güvenceyi veremeyene devlet denmez ki. Veya bu 4 güvence kimin elindeyse
Devlet odur. 15 Temmuz'da millet devletine karşı zafer kazanmıştır. Hepsi bu. Çünkü devlet onlardı yani. Ha, başaramadılar. Millet karşı çıktı. İlk defa basiretini kullandı. Ya Allah da bunda bir hesabı vardı herhalde. İkisi denk geldi ve biz kurtulduk. Allah korudu yani. Yoksa ne olacaktı? Buralar falan filan tarumar, Allah korusun yani. Ben orada bir şey daha söyledim. Dedim ki arkadaşlar oturun, kalkın, dua edin. Ya Rabbi yöneticilerimize basiret ihsan eyle. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Müsaade ederseniz bir dakika takdim etmek istiyorum.